olur noting Nothing için önerebileceğim takım bu. Volkriye, Thunderclap, Club, Ravager, Atlas, Revenge, Pieti, Survivor, Paper Doll, Curse. Launcher, Kusanagi de olabilir. Şey de olabilir. Defansif ya da stamina neyi tercih ederseniz. Bu arada profil bilgilerim de böyle. Onları da göstermiş olayım. Bakın All or de bu takımı deneyelim. Şimdi neye ne seçeceğinizi de yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Rakibe göre seçeceğiz. Bakın rakip stamina. Buna gidip Şöyle defense defense seçersem şansımı az, azaltmış olurum. Stamina seçersem de azaltmış olurum. Volkerya e seçip rahatıma bakacağım. Bakın. Çok rahat bir şekilde alacağım eli şimdi. Hatta çarpı 2'yi kapatayım, FPS'yi düşürüyor. Aldık ve böyle canla aldık. Şimdi Behemut gelecek. Behemut Atakır bir karakter. Atakır karakter olduğu için risk almayacağım. Defender seçeceğim. Atlas. Attık. Bunu aslında oto oynamayı önermem Atlas'ı. Ama All or bölümünde potential ve chip dahil olmadığı için çok sıkıntı olmaz. O oh, blok da attık, aktif de açtık. Bir kere daha vurduk mu tamam. O oh, yine blok tutmuştu. Kolay bir şekilde yendik. Yine Beymut geldi karşımıza. Yine Atlas gireceğim. Yine perfect attık. Şimdi bu ildi tanıtayım size. Bu Atlas iki kere seçtik. Onun bu ildinden başlayayım. Bunun bu ildi nedir şimdi? Revenge Pieti. Revenge ne işe yarar? 5 saniyede bir aldığınız hasarın %60'ını öyle gördüğünüz buz kütlesi şeklinde rakibe sokar. Yani bir nevi hasar yansıtma gibi bir şey. Atlas'a Revenge takın. Alabildiğiniz kadar hasar alın zaten revenge parçası aldığınız hasarın bir kısmını yansıtacak ve atakır karakterlere karşı, saldırısı yüksek olan karakterlere karşı güzel bir yenme yüzdesi elde edeceksiniz. Piety parçası da her 5 saniyede bir defansınıza bağlı olarak size kalkan vermiş olacak. 2 saniyelik, tekrar ediyorum, 5 saniyede bir kalkan verecek, kalkanın durduğu süre 2 saniye. Bu da defansınıza bağlı olarak Ayrıca şarjınızı arttıracak. Şarj neydi? Ultenin dolma yüzdesi. Daha hızlı dolacak yani. Bir de o kalkan aktifken aldığınız hasar revenge'in hasar yansıtma yüzdesine giriyor. O açıdan çok uyumlu bir build ve bence best build, en iyi build yani. Bakın burada da bir Himiko Ezo'su var. Ezo diyorum çünkü benim literatürümde 3 tane karakter var. Bunlar oyunun en kötü karakterleri. Asla önermiyorum. Bir tanesi de bu. Himiko. Ayrıca orijinal build yapmış. Bakın şimdi o build hiçbir işine yaramayacak. Ben Valkyrie'yi seçeceğim. Ve rahatlıkla kazanıp geçeceğim. Bakın şimdi. Hatta oyun uzadıkça benim hatam daha çok olacak ve daha çok vuracağım. Bakın zehir hasarı gibi verdik, verdik, verdik. Bir kere daha daldık. Bitti. Bu yani. Şimdi Kronos geldi. Kronos'un driver'ına iyi bakın. Bu değil pardon. Şu. Time. Bu time gezen bir driver. Şimdi buna Atlas'la da girebilirsiniz. Eğer Atakır'ınıza güveniyorsanız Atakır'la da girebilirsiniz. Şimdi burada ne yapsam? Şimdi Kronos'a başta hasar vermek çok önemli. O yüzden Volkriye seçeceğim. Seçtim. Volkriye daha mantıklı geldi bana. Zaten atağını düşüreceğim bakın. 909 hata var. Daldık. 636'ya düştü. Oh time'la güzel can yeniledi. Ha. Ama tabii ki dayanamadı ve aldık. Skill basamadık. Olsun. Yine bir Behemoth geldi. Atlas yapıştıracağım. Bu arada gördüyseniz hiç ortaya atmıyorum. Neden atmıyorum? Çünkü launcher'im ofansif bir launcher. Ortaya atarak bir bonus alamıyorum o launcher'la. Dışına atarsam gelen atak daha fazla oluyor. Ve dönme hızı, hareket hızı daha fazla olmuş oluyor. O yüzden hiç ortaya atmıyorum bununla. Rahat bir şekilde bir zafer daha aldık. Bakın şimdi ne geldi? Merkür'e geldi. Merkür'ün RPM killer bir karakter. Yani sizin RPM'nize odaklanacak ve sizi yavaşlatmaya çalışarak kazanmaya çalışacak bir karakter. Buna gidip Atakır'la direkt işini bitireceksiniz. Atakır'la dalıp. Ama şöyle bir şey var. Volkriye'nin de yani staminası bayağı düşük. Şanssız bir ele denk gelirseniz ölebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Her zaman kazanamazsınız yani. Mesela bakın impact atamadık burada. Bir tane daha attık. Bir tane daha attık ve aldık. Normal bir şansla almanız lazım ama. Heh, bakın şimdi. Belzebub geldi. Belzebub en çok zorlayan karakterlerden biri. Bir de gitmiş gemini takmış bakın. Gemini olan rakibe Thunder Club Ravager'le dalmayın. Driver'ı insight. Neyse ki buradan kurtaracağım ben. Insight ortada duran demek. Şimdi ben buna gidip Survivor'la gireceğim. Niye? Çünkü ortada duracak. Survivor da etrafında gezerek RPM'sine odaklanacak. RPM ile kazanmaya çalışacağım. Bir de Değdirmemeye çalışacağım ki biraz daha havada duralım. Başardık. Şimdi körsle RPMS'ine odaklanacağım. Ama tabi Belzebub sağdan sola doğru dönen bir karakter. Thor gibi. Sadece Thor ve Belzebub sağdan sola dönüyor. Diğer bütün karakterler soldan sağa dönüyor. O yüzden şöyle saçma çarpışmalar yaşanabiliyor ve şanssızlıkla sonuçlanabiliyor. Bakın 3000'e düştü canımız. Bu arada Pallas geldi. Pallas'a kesinlikle ve kesinlikle RPM Killer bir karakterle girin. Asla hasar vermeyin. Onu söyleyeyim. Çünkü Pallas'a hasar vermeye gelmez. Pallas aktifini açıp aldığı hasarı size bir yansıttı mı? Eli alıyor zaten. Genelde o yüzden Dönme hızına odaklanın. RPM'sine odaklanın. Alırsınız genelde. Aktif basmadan ölürse daha iyi olur. Ama bakın aktif bastı. Şimdi RPM'den de ölmez. Ama ben fazla hasar vermediğim için o da bana fazla hasar yansıtamadı. Bu şekilde hallettik. 10. rakipteyiz. Ve Hemut geldi. Atlas yapıştıracağım. Yine şöyle atalım tutturduk. Biraz da şansınıza bağlı tabi bakın genelde Behemut geldi bana. Behemut yenmesi kolay olan bir karakter. Çok fazla zorlamaz yani sizi. Bir Valkyrie bir Atom değil yani. Onlar da gelse gerçi Atlas onların da icabına bakıyor onu söyleyeyim. Bakın Hanzo geldi. O da takır. Ona da Atlas gireceğim. girdik. Yine tutturduk. Devil olduğu için başta fazla hasar verecek. Ama bu benim işime gelir. İstediği kadar fazla hasar versin. Benim kalkanım olduğu sürece ben ölmeyeceğim ve aldığım hasarı yansıtacağım. Bu build'in amacı zaten kalkanla hasar almak, aldığı hasarı yansıtıp rakibi öldürmek. 12. ve son bölümdeyiz. Hodur geldi. Hodur atakır bir karakter. Hiç düşünmeyin. Atlas devam. İstediği kadar hasar versin. Biz yüksek savunmamızla, yüksek kalkanımızla hasarı alacağız ve yansıtacağız. Başta fazla hasar veremediği için fazla hasar yansıtamadık. Asıl hasarı şimdi verdik. Evet 2000 hasar. Aktif attı. Piyeti varken denk geldi ve baya az vurdu. Gördüğünüz gibi 12'de 12 yaptık. 10K'mizi cebimize koyduk. Sırtımızı döndük. Uzaklaşıyoruz.